Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Didem Açar. Evet, bugün ne yapıyoruz? Şimdi ben makyajımı da yapmışım, üstümü de giyinmişim. Peki bu ne yapıyoruz? Bana gelen kargoları, yani Trendyol alışverişimi ben burada biriktirdim. Sizle teker teker açacağız. Kıyafet aldım, odamı düzenlemek için bir şeyler aldım ve kargolarımı da bilerek biriktirdim. Şimdi size onları göstereceğim teker teker. Küpelerimi takmayı unutmuşum. Hemen takıp geldim. Şimdi kargolarımın hepsini yanıma aldım. Şöyle göstereceğim size. Burada hepsi. Nasıl açacağım bilmiyorum. Elimi alıp teker teker şu sandalyede oturup yapacağım herhalde. Şimdi önce Stradivarius ve Bershka'nın gelen kargolarını açmak istiyorum. Kıyafetten başlayalım. Kafamız rahat olsun. Falçadan çok tatlı değil mi? Ah! Çantam gelmiş. Sıradan şöyle bir kot çanta aldım ve çok güzel. Bu arada kalitesi falan da çok iyi. Şöyle 3 tane bölmesi var. Şöyle bir tane burada, bir tane burada. Bu şekilde. Mükemmel iyi. Evet, ikinci sıra kargomuzu açıyoruz. Ah, evet. Şöyle bir blazer ceket aldım. Buna bayılacaksınız. Hemen deneyip geliyorum. Çok güzel. Çok iyi. Evet, sıradan yine şöyle bir kutumuz var. Şöyle bir etek. Denesem mi acaba? Deneyeyim. Evet, giyip geldim. Şöyle yine bir etek. Arkası şu şekilde. Beli bu şekilde. Tam geldi. İlk defa bir eteği. Beli tam geldi. Ya da ben birazcık kilo aldım. Evet, şimdi sırada başka var. Ben birkaç bir şey sipariş ettim ama bir kısmını da annem benim için beğenip sipariş etti. O yüzden tam olarak tüm kargoların içinden ne çıkacak bilmiyorum. Ay çok güzelmiş. Bunu ben almadım, bunu annem aldı benim için. Şöyle kayık yaka, altı da şu şekilde. Bu şaka mı? Gerçekten bayıldım. Bu ayıcık şaka mı arkadaşlar? Bayıldım. Anneciğim çok teşekkür ederim. Sırt detayına bayıldım. Bershka ne yapıyorsun? Evet, sırada yine Bershka var. Bu bir ayakkabı mı? Topuklu bot. Hayatımda hiç böyle bot kullanmadım. Bunu annem söylemiş ve haberim yok. Çok fazla beğendiğim bir model değil ama gerçekten hiç böyle bir ayakkabım yok. Yüksek ihtimalle o da o yüzden aldı. Yani bunları ayağımda denesem mi, denemesem mi bilemedim. Hadi gelin deneyelim. Evet, ayakkabıları denedim. Ben hiç beğenmedim. Çünkü benim tarzıma hitap eden bir şey değil açıkçası. Ama siz belki beğenirsiniz diye ayağımda denemek istedim. Görün diye. Belki siz o modeli seversin ama ben o şekilde ayakkabı sevmiyorum, böyle büzgülü. Düz topuklu olsun. Şimdi kıyafet alışverişi bitti diye tahmin ediyorum. Çünkü Bershka vesaire tüm kargoları açtık. Şimdi artık oda alışverişim kısmına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi şöyle bir şey var. İçinde ne var hiç bilmiyorum. Dediğim gibi bu alışverişi ben yaptım. Ama annemle birlikte yaptık. Ve çok fazla olduğu için hangisi hangisi hiçbir fikrim yok. Ben de sizle birlikte öğreneceğim yani. Tırnağım çıktı. Evet, tırnağımı takıp geldim. Didem'e çağırdı, problemler hemen çözülür. Şimdi bakalım bu ufaklığımızın içinde ne varmış. Tüm tırnaklarım çıkacak gerçekten şu kargoları açarken. Ay, her yere döktüm. Lavantalarım gelmiş arkadaşlar. Ve lavanta kokuyor yani. Ay, bu dökülecek ama. Anne! Evet, şimdi rejiye söyledim durumu. Lavantaları halledip geliyor. Sen rejisin anne bu videoda. Benim en yakın arkadaşım annem bu arada. Haberiniz olsun. Burada da bir tane şöyle posterimiz var. Buna uygun bir çerçeve bulacağım. Çok güzel değil mi? Bu arada eğer bu aldığım ürünleri beğendiyseniz size Didem'in alışverişi koleksiyonuna bunların linkini eklerim. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Didem link istiyoruz demeyi unutmayın. Evet, şimdi annem lavantaları jelatinden çıkardı. Bu arada biz bunların kurutulmuş lavanta mı yoksa sahte fake lavanta mı olduğunu asla anlamadık. Çünkü
buram buram lavanta kokuyor ama parfüm de sıkmış olabilirler. Esans dökmüş olabilirler. Zaman içinde anlayacağız. Zaman içinde anlayacağız gerçek olup olmadığını. Bu arada benim en sevdiğim koku bu hayatta lavanta kokusudur. En sevdiğim çiçek orkidedir. Lavantanın görüntüsü de çok hoşuma gidiyor. Ama ben gerçek çiçek almak istemedim odama. Sadece bir tane çiçeğim var. Çünkü şuraları asmak istediğim için, yani şu duvarı kullanmak istediğim için çiçeklerin hayatına kastetmek istemedim. Bu sorumluluğu almak istemediğim için sahte çiçekler söylemiştim. Ama bu kurutulmuş lavanta da olabilir. Çünkü çok güzel kokuyor. Dediğim gibi benim bu hayatta en sevdiğim koku lavanta kokusudur. En sevdiğim çiçek orkidedir. Çok güzel kokuyor. Evet, sıradaki kargomuz diyebiliriz o zaman. YSL'den bu kargo. Bana bir tester göndermişler. Libre'nin testeri. Ama benim zaten Libre parfümüm var. Ay çok güzel koktu. Dünyanın en güzel kokusu diyebilir miyiz Libre'ye? Bence deriz. Ama bu paketten parfüm çıkmayacak. Tada! Şimdi ben YSL'den bir maskara aldım. Ama maskara mavi de değil, siyah da değil. Kahverengi olanı. Keşke maskara sürmeseydim gözlerimi ve bunu deneseydik. Çünkü çok merak ediyorum. Kullananları gördüm TikTok'ta ve mükemmel duruyor. Zaten ben maskara sürmeyi çok fazla seven bir insan değilim. Yüzümü, görüntümü maskarasız daha çok seviyorum. Çünkü maskara biraz beni sert gösteriyor diye düşünüyorum. Ama maskara sürmediğim zaman da hasta gibi gözüküyorum. Çünkü herkes maskara kullanıyor. O yüzden kahverengi aldım. Çok daha yumuşak göstereceğine eminim bakışlarımı. Bunu bir TikTok videomda deneyeceğim söz. Bir de ben bu makyaj bazını denemek istiyordum. Çok hem de. Hiç denememiştim. Çok güzel oldu. Bu kampanyayı düşünürseniz güzel olur. İkisini de gönderiyorlar. İşte böyle bir kampanya olunca ben de dedim ki deneyeyim. YSL alışverişim bu şekilde. Şimdi bir diğer kargomuz. Tablolarım gelmiş. Biliyordum. Bu kargonun bunlar olduğunu biliyordum. Şöyle üçlü tablolar aldım ben. Bu arada işte gördüğünüz gibi çerçeveleri birlikte geliyor. Bakar mısınız duvarıma ne kadar yakışacak? Diğeri de bu şekilde. Diğeri de bu şekilde. Şöyle üç tane çerçevemiz var. Bakar mısınız müthiş durmuyor mu? Tabii ki bunları ben duvara asacağım ama burada bile çok güzel duruyor. Odama bir renk geldi. Evet, hiç vakit kaybetmeden sıradaki kargomuz. Nereden açacağım bunu? Şuradan herhalde. Böyle bir şey çıktı ve ağır bu arada. Ne olduğunu bilmiyorum. Sizle birlikte göreceğim. İşte bu. Arkadaşlar vazom geldi. Bakar mısınız? Mükemmel iyi ya. Bayıldım. Ne kadar narin bir şey. Ne kadar zarif bir şey. Görüyor musunuz? Deniz kabuğu. Bunu zaten Pinterest'te bayağı görmüştüm. Birkaç influencer'ın da evinde vardı bu vazodan. Ve hemen sipariş ettim ben de. Eksik kalır mıyım? Hayır. Ama ben bunu düşürüp kırıyorum değil mi şimdi? Evet, çok az kaldı. Bitmek üzere. Hiç bitsin istemiyorum. Çünkü çok keyif alıyorum şu an. Evet, böyle bir şey çıktı. Yine şöyle bir posterimiz var. Buna da uygun çerçeve alacağım. Bu da duvara asılacak. Zaten onlara çok benziyor. O yüzden sırıtacağımı düşünmüyorum. Küpelerim gelmiş. Böyle gold takılar almıştım. Bu arada ben bu aralar gold takıya takmış durumdayım. Normalde gümüş kullanıyordum ki piercinglerim de zaten hepsi gümüş ve onları da değiştireceğim. Gold'un tenime daha çok yakıştığını düşünüyorum. Bunlar da gümüş, bakabilirsiniz. Yorumlarınızı bu konu hakkında çok merak ediyorum, fikirlerinizi. Sizce gold takımı kullanmalıyım yoksa gümüş takımı? Lütfen bana söyleyin çünkü bu benim için çok önemli. Şöyle bir dantelli bracelet aldım. Müthiş iyi. Yani bunu denemeyeyim bence. Ama çok güzelmiş. Hatta şu şekilde zıbınmış. Ben de şu an gördüm. Yani yukarı kaldırınca kameradan gördüm. Bunu annem aldı bana. Ben de sizle birlikte gördüm yani. Ben çok beğendim ama. Diğer kargomuz. Değişik bir şekli var. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet. Şöyle yapraklar çıktı. Ama daha kargo bitmedi. Bunda ne var sizce? Tabii ki de laleler var. Hadi bunları birlikte şimdi takalım.
Şuradan takılıyor sanırım. Bakar mısınız? Bu konuda rejiden yardım isteyebiliriz bence. Öyle düşünüyorum. Şimdi ben laleleri anneme bıraktım. Tırnaklarım olduğu için doğru yerlere takamıyorum. Lalelerimin bozulmasını istemiyorum. Anneciğimden yardım istedim. O takacak ve videonun ilerleyen dakikalarında lalelerin son halini göreceğiz. Yüksek ihtimalle de şu vazoya koymuş olacağım. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Evet, yine bir takı geldi şu an. Yine gold. Yine. Yine ben. Evet. Ah! Bakar mısınız? Şunların tatlılığına bakar mısınız? Yani hayatımın hiçbir zamanında, yani 21 yıllık hayatımda hiçbir zaman gold takı takan bir insan değil. Ama yani bu yıl bana bir şeyler oldu. Bir gold takıya takmış durumdayım yani. Müthiş iyi. Bunlar benim ilk gold küpelerim. Hep arkadaşlarımdan takıyordum çünkü bende yoktu. Hemen sipariş ettim, hemen. Evet, vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmiyoruz. Daha kargo var. Bu arada ben bunları biriktirdim. Bunlar bir anda yaptığım bir alışveriş değil. Şapkam gelmiş. Benim bu şapkaları olan hassasiyetimi benim sıkı takipçilerim bilir. Yıllardır kullandığım şapkalar. Bende bunun beyazı var, kırmızısı var. Yani renk renk var bunlardan. Ama siyahı ne hikmetse bir gün yıkadım ve çekti. Şu kadar bir şey kaldı. O yüzden ben de tekrar siyahından sipariş ettim. Bu şapkaları biliyorsunuz zaten, o yüzden takmayacağım. Evet. Şimdi ben böyle bir atlet aldım. Atletin kalitesi, yumuşaklığı müthiş güzel. Şöyle göstereyim, esnek. Ben bunun içine o dantelli daha demin gösterdiğim zıbını giyeceğim. Ve buradan böyle gözükecek dantelleri, çok güzel olacak. Tabii ki böyle dışarı çıkmam. Ama evde de güzel oturmak isteyen biriyseniz müthiş bir fikir bu arada. Diğer kargomuz. Bu ne? Böyle bir şey ama ben almadım bunu. Yine mom's happen. Evet, yeni pijamalarım hayırlı olsun arkadaşlar. Bu sefer de mavi almış. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Bu arada kumaşı efsane. Şuradaki papatya detayına bayıldım. Çok güzel. Oversize olması zaten müthiş. Pijamaların en büyük problemi oversize olmaması. Oversize olmaması. Ben de aynı fikirde olduğunuzun farkındayım. Farkındayım, biliyorum. Ya bir pijama takımı yapıyorlar böyle. Abi yapmayın bu pijama ya. Şöyle bir oversize yapın. Rahat rahat giyelim şunları. Şöyle de bir... Ay çok güzelmiş. Bu şortun fırfırları şaka mı arkadaşlar? Bunu deneyip geliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Tiril tiril. Hani bir laf vardır ya arkadaşlar. Tiril tiril. İşte bu. Çok beğendim. Neyse. Bari onu ektiğime değsen. Şimdi ciddiyetimizi bozmadan kargo açmaya devam etmek zorundayız. Bu arada thanks mom. Evet, daha demin teknik bir problem oldu ama buradayız. Çoraplar. Yani bence bir kadının da bir erkeğin de evinde 10 farklı beyaz çorap olması gerekiyor. Çünkü siyah çorap giyilmez yani. Ya ben bu fikirdeyim. Ya ben sadece simsiyah olduğumda ve ayakkabım tanklarımsa, tanklarımı biliyorsunuzdur, öyle siyah çorap giyiyorum ama gözükmüyor yani. Asla bilekten siyah çorap kullanmıyorum. O yüzden ben böyle ayda bir kere 10 tane beyaz çorap alıyorum. Ne olur ne olmaz kayboluyor, bir şey oluyor falan. Yedeklenmesi, stoklanması gereken bir şey. Bu arada bu çorapları da beğendim. Kalitesi falan güzelmiş. Linklerim bunları da. Oha, bu arada ben bayağı işin çıkarıp bayağı eve beyaz çorap standı açmışım. Yani oha yani. Hani 20 çift falan var herhalde, saymadım ama. Aa, ben biraz abartmışım hani. Bu beyaz çorap olayının biraz tadını kaçırmışım. Evet, üzülerek söylüyorum, son iki kargomuz kaldı. Keşke 10 tane daha olsaydı da, çünkü ben şu an çok keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bu videoda ilk defa kameraya bakarak çekiyorum. Fark etmişsinizdir zaten. Diğer videomda öyle değildi. Bu arada bugün Kadınlar Günü. Ben bu videoyu çektiğimde Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz, biliyorum. Ah! Sevgili Didem, alışverişin için teşekkür eder. Ürünlerimizi güzel ve sağlıklı günlerde giymeni dileriz. Sevgiler Simi. Not. Değerli yorumlarını bekleriz. Çok teşekkür ederim bu güzel notunuz için. Bakalım ne geldi. Aa, ben bir de böyle bir bralet aldım. Dayanamadım atletin içine giymek için. Sütyen değil.
Şimdi bunu gösterdim diye linç yiyebilirim ama bu stüdyen değil arkadaşlar. Şimdi bir eğri oturup doğru konuşalım. Bir de ben zaten bunu böyle dışarıda bu şekilde de giymeyeceğim yani. Atletin içinde olacak. Yani şu detaylarını gösterebileceğim şekilde kullanacağım bunu. Ama stüdyen değil yani. Ben hep tam yerine atıyorum ya. What is this? Şimdi arkadaşlar ben marangozdan raf yaptırdım ama onları size şimdi göstermeyeceğim. Dümdüz raf yani. Şuraya bir makyaj aynası gelecek. Şu yan tarafa da raf yapacağım. O raflar için şöyle ahşap ayaklıklar aldım. Bunları bilerek ahşap tercih ettim. Odama uygun olabilir çünkü biliyorsunuz çerçevelerim de ahşap. Ama şöyle bir fikrim de var. Odamda hangi renk ağırlıktaysa şu an pembe gibi duruyor ama bunları o renge boyamayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda ama şu an bu sadece bir fikir. Bu kadardı. Bu arada rejiden bir haber geldi. Ben sıtra kargosunda bir şeyi fark etmemişim. Neyi acaba? Yani bir tane eteği kocaman bir kutuda göndermeyeceklerine göre içinden ayakkabı çıkmış ama ben bunu görmemişim. Tada! Diğer ayakkabıları beğenmedim. Umarım bunları beğenirim. Ah! Şaka mı bu? Çok güzelmiş ya. Bayıldım. Bunlar sıtrada var üst bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Ah! Bu arada ayak numarası 35. Ben 35 giyiyorum. İnanmıyorlar ayağımın 35 olduğuna. O yüzden göstereceğim. 35. Aynen öyle. Evet kargolarım bu kadardı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Video bir tık erkeklere hitap etmiyor. Çok böyle kız kıza muhabbet oldu. Ama ben bunu seviyorum. Kız takipçilerimle sohbet etmek, onlarla etkileşimde olmak çok hoşuma gidiyor. Sosyal medyada çok sevilen biri değilim. Bunun sebebini asla bilmiyorum. Ama umarım bu videoyu izleyen sen beni seviyorsundur. Ve videodan keyif almışsındır. Sizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederim. Burada çok yeniyim. Telefonumdan çekiyorum videomu. Vlog kamerası hala alamadım. Hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğunu çünkü bilmiyorum. Bilen arkadaşlarıma danıştım ve onlarla birlikte alışverişe gideceğiz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben ağlayacağım şimdi hani öyle bir ortam. Bu videonun altına görmek istediğiniz içerikleri lütfen yazın. Bu arada ben bu videoyu çekerken daha ilk videomu bile paylaşmadım. Pazar günü paylaşacağım. Yani 2 gün sonra ilk videomu paylaşacağım. Daha ilk videomu paylaşmadan ikinci videomu çekiyorum. Böyle bir hız, böyle bir istek, böyle bir azim. Her neyse. Bu videonun altına görmek istediğiniz içerikleri, benden beklentilerinizi, iyi kötü eleştirilerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.